Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkan Güral'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın bakanlarım, saygıdeğer konuklar ve çok değerli çalışma arkadaşlarım, sayın TOP Başkanım, şehir dışından gelen ve bugün bizleri onurlandıran çok değerli iş ortaklarım, 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası'nın açılış gününe zatenizin mevcudiyetinde nail olmanın tarifsiz heyecan ve gururu içerisindeyiz. Binlerce çalışan arkadaşlarım ve vatansever Kütahya halkı adına şereflerin en büyüğünü bizlere bahşederek bu kutlu günümüze yüksek teşriflerinizden dolayı zatenize şükranlarımızı sunuyor, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, bir müminin ulaşabileceği en şerefli mertebe şehadet mertebesidir. Bizler 15 Temmuz'da toprağa düşen 250 şehidimiz gibi bu şerefe nail olamadık belki ama ölünceye dek yüreğimizde taşıyacağımız vefa borcunu bir nebze de olsa ödeyebilmek adına en iyi bildiğimiz işi yapmaya karar verdik ve bunun devamını getiriyoruz. Bu ülkenin inançlı, onurlu vatandaşları için üretmek, çalışmak hiç şüphesiz bir ibadet. Milli tarihimiz geçmişten günümüze yüce Türk milletinin gerçekleştirdiği önemli dönüm noktalarıyla doludur. 15 Temmuz'u farklı kılan en önemli unsurlar ise yıllar boyunca hain planlar yapan silahlı bir ihanet örgütüne karşı milletimizin hazırlıksız ve korumasız haliyle bile F-16'lara, tanklara, mermilere karşı cesaretle dimdik durarak demokrasimize, cumhurumuza ve önderimize sahip çıkmış olmasıdır. Allah sizden razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, elbette bazen bir şerden bir hayır doğabilir. 15 Temmuz'da milletimizin inancı ve korkusuz duruşu ile kazandığı büyük zafer, ulusumuza ve milletimize yönelen hain emelleri ortaya çıkarmış, devletimizin büyüklüğü ve zatenliğinizin inancından aldığı güçle milletimizin iman ve inancını yedi düvele göstermiştir. Saygıdeğer konuklar, bugün açılışını gerçekleştireceğimiz fabrikanın vücuda gelmesindeki en büyük pay, hain darbe girişimini önleyen şanlı şehitlerimize, aslan yürekli gazilerimize, kahraman milletimize ve başkomutanımız, önderimiz, reisi cumhurumuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Bu ülke bize şehitlerimizin emanetidir. Bu fabrikanın bacalarından çıkan dumanı her gördüğümüzde, makinelerin sesini her işittiğimizde, üretilen seramiklere her dokunduğumuzda 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi minnet ve hürmetle yad edeceğiz. Allah onlardan razı olsun. Milletimizi ve ülkemizi hainlerden korusun. Sayın Cumhurbaşkanım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İzninizle değerli katılımcıların huzurunda ve zatenizin müsaadesi olursa sizlere çok kısa bir video izletmek istiyorum. Müsaade eder misiniz efendim? Biliyorsunuz güçlü Türkiye için güçlü ekonomi gerekiyor. Ben de Kütahya ekonomisinin temsilcisi olarak sizlere söz veriyorum. Fabrikalar peş peşe gelecek. İş yerleri peş peşe açılacak.
Bu sözümü unutmayın. En fazla bir ay içerisinde yüzlerce kişilik fabrikaların temelleri atılacak. En fazla bir yıl içinde de bunlar faaliyete geçecek. Bunlar Türkiye'nin gücüne güç katacak ve Kütahya ekonomisine can veren can sular olacak. Sevgili Kütahyalılar. Sayın Cumhurbaşkanım, cep telefonuyla kaydedilen bu videonun çekildiği tarih 17 Temmuz 2016. Yer Kütahya Zafer Meydanı. Şahitler 10 bini aşkın Kütahya halkı. Konuşmayı yapansa babam, atam Nafi Bey. Nafi Bey'in o akşam için hepimize sürpriz olan bu konuşmasının hemen ardından bizler kolları sıvayarak çalışmalara başladık. Sözleşmelerimizi imzaladık ve Nafi Bey'in bir yıl demiş olduğu bu yatırım sürecini, ki Nafi Bey'i de şaşırtarak 9 ay içerisinde tamamladık ve Kütahya'mızın hizmetine, memleketimizin, ülkemizin hizmetine açtık ve kazandırdık. Bu fabrika henüz üretime başlamadan Nafi Bey'in bir talimatı oldu. Fabrikanın üretim kapasitesini ve istihdam sayısını artıracaksınız. Gidin yeni anlaşmayı yapın dedi. Ve henüz fabrika üretime açılmadan kapasitesini %50 oranında artıracak sözleşmeleri yaptık. Ve çalışan sayısı, bu fabrikada çalışan sayısı Allah nasip ederse birkaç ay içerisinde 300 kişiden 500 kişiye çıkacak Sayın Cumhurbaşkanım. Ve toplam yatırım bedeli de bu ilave devreye girecek fırınlarımızla birlikte 250 milyon liraya ulaşacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi iletiyorum. Emeği geçen tüm çalışan arkadaşlarıma Allah razı olsun diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, peki biz bu fabrikada ne üretiyoruz? Müsaade ederseniz bunu sizlere de göstermek üzere. Onu yanımda bulunan Sayın Cumhurbaşkanım, gelmesi de biraz zaman alıyor çünkü büyük düşündüğümüz için büyük işler yapıyoruz. Seramik karamız da biraz büyük. Evet. Evet, açalım lütfen. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, sizi hep örnek aldık, örnek alıyoruz. Büyük düşünüyorsunuz, büyük hayaller kurup büyük hedeflere ulaşıyorsunuz. Bizler de iş dünyası olarak sizlerin arkasından büyük adımlarla gelmek mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz. O yüzden bu fabrikada ürettiğimiz bu görmüş olduğunuz seramik karolar şu anda dünyada birkaç firma tarafından yapılmakta ve sadece Kütahya Seramik tarafından Türkiye'de üretilmektedir. Bu fabrikanın sadece bu anlamda seramik değil, bir gurur ürettiğini de özellikle belirtmek istiyorum. Şahsım ve tüm arkadaşlarım adına bu mutluluğu da paylaşmak istiyorum. Şu anda Cumhuriyet tarihimizin ve dünyada yapımı devam eden en büyük projesi olan İstanbul 3. Havalimanı'nın da seramiklerini burada bulunan çalışma arkadaşlarımla birlikte üretiyor ve dünyada sayılı projeler arasında yerini alacak havaalanına da seramikleri buradan üretip gönderiyoruz. Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, bir başka gururumuz da Çin Halk Cumhuriyeti'ne Kütahya'da ürettiğimiz bu seramiklerimizi Türkiye'den ihraç edebilen tek firma olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yetmiyor, modanın ve seramiğin merkezi olarak kabul edilen İtalya ve İspanya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu gurur ülkemizin, bu gurur milletimizin, bu gurur benim çalışma arkadaşlarımın ve ailelerinin, bu gurur hepimizin.
Sayın Cumhurbaşkanım, bugün beni, ailemi, tüm çalışma arkadaşlarımı ve ailelerini, iş ortaklarımızı katılımınızla büyük bir onura ettiniz. Teşriflerimizle yaşamış olduğumuz bu mutluluğumuzun bir ifadesi olarak bugün sanıyorum burada 4000 arkadaşım var. 4000 arkadaşımızın huzurunda, iş ortaklarımızın huzurunda ben size bir söz vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, şu anda arkanızda bulunan bir arazi var, boş duruyor. 2023 hedeflerine yürüyen ülkemizin bu sanayileşme yolundaki dev adımlarına katkıda bulunması anlamında Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlanacak ve yetişecek şekilde yeni bir seramik fabrikasını burada hayata geçirecek olmamızın, sizlerin önünde bu sözü vermenin onuru bana, aileme, burada bulunan tüm değerli misafirlerimize, konuklarımıza ve benim çalışma arkadaşlarımıza mutluluk verecektir. Ve ümit ediyorum ki Allah nasip etsin, o fabrikada hazırlandığında yine böyle bir coşkulu ortamda sizlerin değerli katılımıyla da o fabrikanın açılışını yapmak bizlere nasip olur. Bu söz benimdir, bu söz tüm çalışma arkadaşlarımındır. Kütahya'mıza, ülkemize, memleketimize, ekonomimize hayırlar getirmesini diliyorum. Saygı, şükran ve en derin hürmetlerimle tekrar bize bu mutluluğu yaşattığınız için içten teşekkürlerimi iletiyorum. Selam ve saygılarımla.